Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece ön yüzde kurulan, ajuru olmayan bir örgü modeli hazırladım. Bayan bebek ayırmadan herkes için kullanılabileceğiniz bir model. Modelimiz 3 ilmekle yapılıyor. 3 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde. En son 2 tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Ben 17 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. İlk olarak örgümün arka tarafındayım. Burası örgümün ilk sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmeklerin hepsini sıra boyunca ters olarak örüyorum. Bu model hem orta kalınlıkta hem de angora iplerle yapılabiliyor. Angora iplerle de oldukça kibar bir, model oluyor. İlk olarak örgümün arka yüzünde tüm ilmeklerimi ters olarak ördüm. Model sadece örgünün ön yüzünde kuruluyor. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Ve bu bir ilmeği şimdiden çıkartmadan bu ilmeği yanındaki ilmekle birlikte tekrar düz ördüm. Bu iki ilmeği şimdiden çıkartmadan yanındaki ilmekle bir kez daha 3 ilmeğimi düz ördüm. 3 ilmekten yeni bir 3 ilmek elde ettim. 1 ilmek düz örüyorum. Bu ilmeği arkasındaki ilmekle bir kez daha düz örüyorum. Ve bu 2 ilmeği arkasındaki ilmeği de ilave ederek birlikte bir kez daha düz örüyorum. 3 ilmekten yeni bir 3 ilmek elde ediyorum. Bunu ara model kullanabilirsiniz isterseniz. Ya da bu şekilde çalışabilirsiniz. Sıra boyunca bir tane ilmek örüyorum ve bu ilmeği şişimden çıkartmadan arkasındaki ilmekle aynı ilmeği bir kez daha örüyorum. Sonra bu beraber ördüğüm iki ilmeği şişimden çıkartmadan arkasındaki ilmeği ilave ederek bu defa 3 ilmek olarak düz örüyorum. Sıra boyunca sadece bu işlemi tekrarlayarak devam ediyoruz. En son kalan kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi bundan sonrasında örgünün ilk başlangıcındaki işlemleri tekrarlayarak örgümüze devam ediyoruz. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıra boyunca tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ben hiç ara vermeden her ön yüze geldiğimde modeli tekrarladım. Sizler dilerseniz arada 3 sıra boşluk bırakabilirsiniz. Şu anda tek sıra arkada ters örüyorum. Bunun yerine 3 sıra boşluk bıraktıktan sonra modeli uygulayabilirsiniz. Görünümü modelin değişecektir. Arka sırada tüm ilmeklerimi ters olarak ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimi tekrarlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi düz ördüm. Çişimden çıkartmıyorum. Ördüğüm ilmeği yanındaki ilmeği de ilave ederek 2 ilmek olarak tekrar düz ördüm. Bu 2 ilmeği şişimden çıkartmadan arkasındaki ilmeği ilave ederek 3 ilmek şeklinde tekrar birlikte düz ördüm. Birinci ilmeği örüyorum, şişimden çıkartmıyorum. Ördüğüm ilmeği yanındaki ikinci ilmekle birlikte tekrar düz örüyorum. Ve bu 2 ilmeği şişimden çıkartmadan yanındaki 3. ilmeği de ilave ederek bu defa 3 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Sıra boyunca ön yüzde modelimizi bu şekilde tekrarlıyoruz. Dediğim gibi ben her ön yüzde modeli tekrarladım. Sizler isterseniz arada boşluk bırakabilirsiniz. Son 3 ilmeğimi birlikte aynı şekilde örüyorum. Ve kenar ilmeği ile sıramı tamamlıyorum. Sadece ön yüzde kurarak devam ettiğimiz bir örgü modeli. Şöyle bir parçada modelimi çalıştım. Modelim ilerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. Ben bu parçayı 3,5 numaralı şiş ile ördüm. Dediğim gibi angora iplerle ördüğünüz zaman oldukça zarif bir örgü elde edebilirsiniz. Burası da
örgümüzün arka tarafı. Burada modelde ajur yok. Benim kullandığım ipim biraz ince olduğu için ilk ilmeği 3 defa ördüğümüz için aralarda böyle ilmeğimiz iri bir görünüme sahip oluyor. Dediğim gibi aralarda herhangi bir ajuru yok. Kullandığınız ip ve şiş kalınlığına göre buradaki gördüğünüz boşluklar oluşmayacaktır. Ama angora ip kullandığınız takdirde bu aradaki boşlukları tekrar aynı şekilde görebilirsiniz. Herkese kolay gelsin.